halde mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Müslümanlara ikram ettiği, ihsan ettiği bütün nimetlerden istifade etmek insan olarak hakkımızken, şu boşlukları dolduralım, boş yerleri dolduralım, bakmayalım. Boş yerleri dolduralım, ezan bitmek üzere. En tabii gıdalardan, nimetlerden, zinetlerden, kıymetlerden, havadan, topraktan, sudan, cevherlerden, atomlardan, moleküllerden, her imkandan faydalanmak hakkına sahip olduğumuz halde niçin faydalanamıyoruz? Bunları Allah mı yasakladı? Haşa! Fakirlik bizim kaderimiz değildir. Bir insan çalışmasa, otursa, beklese, Allah rızkımızın kefilidir dese, Allah yarattığı insanların rızkını verecektir, amenna dese, otursa, rızkını aramasa, çalışmasa, çabalamasa, gayret etmese, ya Rabbi rızkımı gönder de sen rızkıma kefilsin, sen rızkıma vekilsin diye oturduğu yerde rızkını beklese de rızık gelmeyip acından ölse, bu adam cehennemin ortasına kadar gider. Niye? Çalışmak farz, gayret etmek farz, aramak farz, işin esbabına tevessül etmek farz, toprağı eşmek, gayret etmek, sebeplere yapışmak, uğraşmak, mesai harc etmek, enerji tüketmek farz. Oturup beklemek var mı? Ben şahsen alemi İslam dedikleri ismi olup da kendisi olmayan alemden utanç duyuyorum. Bir Müslüman hoca olarak alemi İslam'dan utanç duyuyorum, yüzüm kızarıyor. Öyle bir sisteme, öyle bir rejime, öyle bir idareye mahkum olmuşuz ki görüyorsunuz, Cumhuriyet kurulalı 72 sene olmuş, bakın Avrupa'nın neresindeyiz. Hiç olmazsa gayrimüslim dediğimiz, ehli küfür dediğimiz Avrupalılar, dünyalarını mükemmel hale getirmişler. Dünyaları tamam. Trafik düzeni, ekonomik düzen, siyasi düzen neyse, her türlü maddi düzen, her türlü imkandan, yer altından, yer üstünden, havadan, sudan, karadan faydalanıyorlar. Her nimetten faydalanıyorlar. Dünya nimetleri bakımından mükemmel hale gelmişler. Avrupalıların dünyası tamam. Bundan daha mükemmeli olamaz. Ama Avrupalıların ahireti yok. Ahiret diye bir şey yok. Biz Müslümanlara, yeryüzündeki Müslümanlara bakın. Yeryüzündeki Müslümanlara bakın. Bir de gayrimüslimlere. Gayrimüslimlerin dünyası mükemmel, dünyası tamam, ahireti yok. Müslüman ülkelerin ne dünyası var, vallahi ne ahireti var. İkisi de felaket. Bakın Türkiye'ye, dünyamız felaket, ahiretimiz bundan daha beter olacaktır. Bizim ne dünyamız ne ahiretimiz var. Hiç olmazsa Avrupalıların dünyası var. Her istediğini alıyor, her istediğini yapıyor. Havada geziyor, denizde geziyor, karada geziyor. Bir gavur Amerikalı, bir veledi zina Amerikalı geliyor, cüzdanından 1000 Amerikan doları çıkarıyor, 1000 Amerikan doları bizim paramızla 48 milyon ediyor. Her meyveyi alıyor, her yemeği yiyor, her otelde yatıyor, her plajda geziyor, her işi yapıyor. Sen cebinden 1000 Türk lirası çıkarttığı zaman her iş yapmak şöyle kalsın, beni kınamayın, beni bağışlayın. O 1000 lirayla gidip sen işini değil, şişini bile yapamıyorsun tuvalette. Müslüman böyle mi olmalı? Müslümanın parası böyle mi olmalı? Müslümanın ekonomisi böyle mi olmalı? Müslümanlar hacca bile, Müslümanlar Beytullah'a bile şimdi Amerikan dolarıyla gidiyorlar.
Amerikan doları yükseldi mi hac pahalanıyor. Dolar düştü mü hac ucuzluyor. Böyle ibadet olmaz, böyle Beytullah olmaz. Kafirin parasıyla Beytullah'a gidilmez. Hani senin paran, hani Türk parası, hani Müslüman'ın parası? Ben utanç duyuyorum. Hacca giden hacılardan utanç duyuyorum. Dolarla hacca gidiyorlar, dolarla Arafat'a çıkıyorlar, dolarla Beytullah'a gidiyorlar. Allah-u Teala bu akibetten Müslümanları halas eylesin. 2000 yılına ulaşmadan dünya Müslümanlarının birleşmesini Cenab-ı Hak nasip eylesin. 2000 yılına ulaşmadan Kur'an'ı Cenab-ı Hak alemi İslam'a hakim kılsın. Yeryüzü Müslümanlarını birleşerek, uzlaşarak, anlaşarak yeryüzünde tesiri olan, eseri olan, güçlü olan bir İslam alemine Rabbim bugünkü Müslümanları İslam alemi haline gelmeye muvaffak eylesin inşallah.